Merhaba sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte eşitlik alıştırmalar yapacağız. Evet, bir arkadaşınız bu işlemleri anlayamamış, bana gönderdi. Dedim ki ben de birlikte çözeriz ne olmuş yani. Hadi bakalım sizler de hazırsanız başlayalım mı? Evet, bununla ilgili bakın bir açıklama var. Önce onu okuyalım. Sonrasında da yapılması gereken işlemleri birlikte yapalım. Diyor ki bakın, aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz. Bakın burada Burada kapattığım sorular da var. Çok aklınızı karıştırmak istemediğim için bir daha okuyorum. Aşağıdaki eşitlikleri inceleyiniz. Verilmeyen sayıları örnekteki gibi bulunuz. Örneğimiz burasıymış. Neyi bulacakmışız? Verilmeyen sayıları bulacakmışız. Hemen altını çiziyorum bakın. Verilmeyen sayıları örnekteki gibi bulunuz. Hadi örneği bir inceleyelim mi? Bakalım neler olmuş? Evet bakın örnekte bakın iki tane işlem var. Birisi, birisi burası, birisi de burası. İki tane işlem var. Ve şuradaki işlemin sonucu kaç eder? Bakın bu bir toplama işlemi. İşaretlere çok dikkat etmelisiniz. 9, 4 daha kaç eder? Ne yapar? Hı? Hemen şöyle şuraya yazmak istiyorum. 9, 4 daha 13 eder. 13'ü buraya yazmışlar zaten. Gördünüz mü? 13. O zaman çocuklar eşit olabilmesi için 13'ün hangi sayıya eşit olması gerekir biliyor musunuz? 13 sadece 13'e eşittir. Yani şuradaki işlemde 13 olmalı. 13 olmalı. Ve ona göre burası ne yapılmalı? Tamamlanmalı. Hadi birlikte tamamlayalım. Zaten bakın şurası 9, 4 daha 13 demişler ya. Bakın işlemin altına 13 yazılmış yine yazılmış işlemin altına ve şuradaki sayıları istiyor bizden. Aslında bulmuşlar sayıyı bakın. 8 5 daha 13 yapar, değil mi? O zaman buralarda kaç? 8. Zaten buralara yazmaya gerek yok. En altına doldurmuşlar onu. Ama biz gelin yazı verelim. Ne olmuş yani? Bir şey olmaz. Burası 8. Bakın. Şuradaki 13'ün anlamı hem buradaki işlemde kaç olduğunu gösteriyor hem bir de şurası aslında 8 5 daha 13 peki burayı da onu ne yapma ne yazmamız gerekiyor 8 gördünüz mü ilk işlemimiz böyle haydi devam edelim şuradaki işlemle bakalım burada ne yapacağız biliyor musunuz ilk önce böyle şeyleri düşünürken acaba verilen işlem tam verilen işlem işlemin sonucu kaç 15 10 daha kaç eder kaç eder? Hadi zihinden toplayalım mı? Önce onluklar. 10, On, 10 daha 20, 5 daha 25 eder. Ne yapıyorduk? Bakın buradaki işlemde hemen verilen işlemin altına 25 yazılmış. Biz de yazalım. 25. Şimdi ne yapılacak? Bakın şu 13 ile kaçı toplarsanız 25 yapar. Onu düşüneceksiniz. 13, on Evet, bir kutu ve topla 25 etsin. Nasıl bulacaksınız? Evet. 25'ten 13'ü çıkarabilirsiniz, değil mi? Hadi çıkartalım. 25'ten 25'ten 13'ü çıkartacağız. Verilmeyen toplananı bulacağız. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2'den 1 çıkarsa 1. Bakın 12'ymiş. Şurası 12'ymiş çocuklar. Hemen yazıyorum. Artık kolay. Değil mi? Evet bu işlemi bakın bu işlemi buraya yazıyorum tekrar. 13 artı 12. Bakın 13 ile 12'yi toplarsan 25 eder. Demek bu. Ve bu 25'i tekrar şuraya yazıyorum. Tekrar bu işlemi buraya yazıyorum çocuklar. 13 artı 12. Demek ki böyle işlemlerde ne yapmamız gerekiyor? Tam verilen işlem bize fikir veriyor. Değil mi? Bakıyorum şimdi hangisiyle devam etsem diye. Çünkü farklı farklı işlemler var. İlk önce aynı tür olanları çözersem çok daha iyi düşüneceğinizi biliyorum. Şunu çözmek istiyorum. Evet bakın. Ne dedik bu işlemi yaparken tam verilen yer neresi? Bakın tam verilen yer tam da şurası. 12 ile 11'in toplandığı yer. Evet 12, 11 daha kaç yapıyor acaba? Ne dersiniz? 12 ile 11 toplarsak kaç eder? Yapalım mı işlemi? Yapalım şunun üzerinde yapalım. 12, 11 daha. Zihinden de yapsak olur aslında. Yapalım mı zihinden? Haydi zihinden yapalım. Evet ne yapıyorduk? Önce onluklar. 10, 2 daha 10, 10 daha 20, 2 daha 22, 1 daha 23. Bakın şurası, şu, şurası çocuklar 23. Hemen yazıyorum üstüne. Kırmızı ile yazıyorum ki dikkatinizi çeksin. Burasının toplamı 23 etti. Peki siz 8 kaçı toplarsanız 23 eder? Ne dersiniz? Yapalım mı? Yani şöyle demek bu. 8 Üstteyim şu kutu. İlk önce kutumuz var. Altta 8 var. Toplarsam 23 edecek. Hadi bakalım. Ne yapmalısınız? 23'ten 8 çıkarmalısınız değil mi? Çıkartalım 23'ten 8'i. 23'ten 8 çıktı. Haydi. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa. Evet. 5. Burada kaldı değil mi? 1. 15. Yani 8 ile 15'i toplarsanız 23 edermiş. Hemen yazıyorum. Burası 15. Şimdi ne yapıyorduk? Bu toplananı şurayı buraya yazıyorduk. Hatırladınız mı? Tam verilen işlemin toplamını altına yazıyorum. Bak 13. Pardon. 20 20 3. Bak işlemin toplamı 23 etti. Bu işlemi buraya yazıyorum tekrar. 15 artı 8 bak 23. Hadi en sona bir daha ne yapıyorduk? Buraya yine 23 yazıyorduk. 23 ve şuraya da tekrar bu işlemi yazıyorduk. 15 artı 8. Evet şimdi daha değişik işlemler var. Biraz karışık. 2-3 tane de ondan hazırlamıştım. Evet Hemen ne yapalım? Onları yapalım mı? Ne dersiniz? Evet, değişik işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Bakın burada verilen işlem çıkarma. 23'ten 4 çıkarsa kaç kalırmış? Yapı verelim mi? 23'ten 4 çıkarsa acaba kaç kalır? Hemen şu kağıdın üzerinde yapmak istiyorum. 23'ten 4 çıktı. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 13. 13'ten 4 çıkarsa 9. Burada kaldı bir onluk. 19. On Hemen şuraya 19 yazıyorum çocuklar. Bu işlemin sonucu 19. Dokuz. Peki 9 9'la bak aradaki işleme lütfen dikkat edin. E, buranın sonucu 19 ise şuradaki işlemin sonucu da 19 olmalı. Yani şurasının sonucu da 19 olmalı sonuç. Peki nasıl olacak? 9'da kaçı toplarsanız 19 olur? 10 deme. Aferin size. Çok güzel. Haydi devam edelim. Şimdi ne yapıyorduk? Bu işlemi tekrar buraya yazıyoruz. 9 artı 10. 19. Gördünüz mü? Bak. Yani şu eşitliğin ne tarafı olursa olsun. 9 ile onu, topla, onu toplarsam 19 eder. Bak burada yazılmış sonucu. Hadi şimdi. Tekrar bu işlemi yazıyoruz. 9 artı 10. Evet kaç yaparsa bu tarafa. 19. Bu 19 aynı zamanda 23'ten 4'ü çıkarırsak kaç kalırın da cevabı. Gördünüz mü? Yani 23'ten 4 çıkarsa 19 kalır. 10, 10'la 9'u toplarsanız 19 eder. Peki işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Hadi. İki işlemim daha var. Neymiş bakalım bu işlemimiz? Evet, ee, burada 26'nın yanında nokta nokta var. 7 ile 9'u toplamışlar. Ne yapıyorduk? Verilen işlemden başlıyorduk. 9, 9, 7 daha kaç yapar? Evet, Aferin size. 16 yapar. Hemen yaz buraya. E, eh, bu işlem tam verildiğine göre burası da 16. Şimdi 26'dan kaçı çıkartırsam 16 kalır. Bunu düşüneceğim. 26'dan kaç çıkarsa kaç kalacak? 16. 16. Nasıl bulacaksınız? Hı? 26'dan 16'yı çıkaracaksınız değil mi? 6'dan 6 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki burası 10'muş. Yani şuraya 10 yazıyorum. Şimdi bu işlemi buraya yazıyorum. 26'dan 10 çıktı 16 kaldı. Bir daha 26'dan 10 çıktı 16 kaldı. Aynı zamanda bakın 7 ile 9'u da toplarsam 16 eder. Peki son bir işlemim daha var. Hadi onu da yapalım. Evet son işlem için hazırım. Nasıl başlıyordum? buradaki bu eşitlik diyoruz biz bunlara. Eşitliğin ne tarafında tam işlem verilmiş? Bakın 28'den 7 çıktı. Acaba 28'den 7 çıkarsa kaç kalır? Ne dersiniz? Yapı verelim şurada. 28'den 7 çıkarsa. Evet 8'den 7 çıktı 1. Evet 2. 21. Bak şuraya hemen yazabilirim 21'i. Bu işlemin sonucu 21. E burası da 21. Şimdi ne yapacağım? Bakın burada bir toplama işlemi var. Hemen toplama işlemini buraya yazıyorum. Ve bakın ikinci terimi 5'miş. 5 ile bir sayıyı toplamışlar. Ve kaç olacak çocuklar? Burası evet, bunun sonucu 21 ise burası da 21 olmalı. Evet, 21. Bakın toplama işleminde verilmeyen terimi bulma nasıl bulacağız? 5 ile kaçı toplarsam 21? 21'den 5 çıkaracağım. Değil mi? Evet 11'den 5 çıkarsa 6. Burada kaldı 1. 16. Demek ki şurası 16'ymış. Hemen yazıyorum. 16. İşlemi buraya aynı yazıyorum. 16 artı 5. Buraya bir daha yazıyorum. 16 artı 5. 16 artı 5 21 yapar. 28'den 7'yi çıkartırsanız 21 kalır. Evet sevgili çocuklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizler de bilemediğiniz ne olursa gönderin. Birlikte çözelim.